Merhaba değerli öğretmenlerim, İSEM ekranlarındasınız ve sınıf yönetimi sorularını çözeceğiz. Çok zorlandığınız bir alan olmayabilir sınıf yönetimi. 4 bazen 5 sorunun geldiği bir alan. Genelde 4 soru soruluyor, genelde de yorum soruları soruluyor. Hatta ilk soruları her zaman aynıdır. Sınıf yönetim yaklaşımları vardır. Kolay, nispeten kolay çözülen bir alan gibi gözükür ancak yorumu doğru yapmadığınızda, sorunun neresine bakmanız gerektiğini bilemediğinizde aynı zamanda çok da sürpriz yapabilecek bir alandır sınıf yönetimi. Kaçırılmaması gereken sorulardır ki biz PG paketinin içerisinde düşünüyoruz. İşte 4 soru burası, 5 soru PG, program geliştirme, 5 soru da materyal tasarımı. Toplamda 14 soruluk bölümü oluşturuyor. Kesinlikle fire vermemeniz gereken bir alandır sınıf yönetimi. İşte fire vermemeniz için buradayız. Hadi bakalım sınıf yönetimi sorularını çözmeye başlayalım. Böylelikle buradaki eksiklerimiz varsa o eksikleri de kapatmış olalım. Sınıf yönetimi soru çözümü başlıyor. İlk sorumuz. Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi sınıf iklimini öğrenmeye uygun hale getirmeye ve sınıf yönetimini sağlamaya daha fazla hizmet eder? Ne arayacağız? Olumlu ifade arayacağız değil mi? En doğrusunu arayacağız. Daha fazla dediğine göre en doğrusunu arayacağız. Öğrencilere çalışkanlığı simgeleyen isimlerle hitap etme. Pardon, hemen alalım. Öğrencilere çalışkanlığı simgeleyen isimlere hitap etme. Sen Einstein, sen cevap ver. Sen çalışkan çocuk, gel bakalım falan. Hayır, lakap takmıyoruz. Etiketlemiyoruz öğrencileri. İsimle hitap edeceğiz. Bu doğru bir uygulama olmaz. Öğrenci cevaplarına sözlü ya da sözsüz iletilerle dönüt verme. Dönüt her zaman önemli. Öğrenciye dönüt vereceksiniz. Öğrenci cevap verdi sorduğunuz soruya, doğruluğuna ilişkin, yanlışlığına ilişkin, ki yanlışlığı bulgulamaktan ziyade doğruyu buldurmak her zaman daha doğrudur biliyorsunuz. Sözel ya da sözel olmayan iletişim yolları deneyebilirsiniz. Ama dönüt her zaman iyidir. Buraya bir artı koyalım. Bu çünkü olabilecek olan bir özellik. Ama bizden daha fazlasını istiyor. Bakalım buradan daha fazlası var mı? Öğrencileri davranışlarından dolayı sürekli takdir etme ve ödüllendirme. Takdir etme iyi, ödüllendirme de iyi ama sürekli. Olay neye döner? Olay sadece ve sadece ödül alma arzusuna döner. Ve bir süre sonra ödül kesildiğinde öğrenci de olumlu davranıştan yavaş yavaş vazgeçer. Öğrenme psikolojisini hatırlıyorsunuz. Davranışta sönme meydana gelir. Sönme olmasın diye sürekli değil, ara ara ödül vermekte fayda var. Ha, ödül ver, peki süreç ver ama bunu sürekli yapma. Aralıklı bir tarifeyle yapalım. C'yi o zaman B'nin altında düşünürüz. C'yi eledik. Öğrencilerin yanlış cevaplarını görmezden gelme. Söyle bakayım yavrum, Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir? Öğretmenim 1925 yılında. Söyle bakayım yavrum, Atatürk ne zaman vefat etmiştir? Şimdi o 25 yılında dediği şeyi görmezden mi gelelim, duymazdan mı gelelim? Sonuç yanlış öğrenme ortaya çıkacak. Ne yapacağız? Hemen bakalım B'ye, dönüt vereceğiz. Yanlış karşısında dönüt vereceğiz ki çocuk zihnindeki o yanlışı doğrusuyla o an düzelsin. Sonuçlar hakkında çocuğa bilgi vermemiz gerekiyor. Bunu yapmadığımızda yanlış öğrenmeleri ortadan kaldıramayız. Yanlış öğrenmeleri pekiştirmiş oluruz. O zaman D'yi zaten eliyoruz. Öğrenciler arasında sorun yaşandığında konuyu değiştirme. Şimdi öğrenciler arasında sorun yaşanırken biz konuyu neden değiştiriyoruz? Konuyu değiştirince sorun mu çözmüş oluyoruz? Konunun günahı ne? Doğru bir ifade değil. O zaman neye gittik? Artı koyduğumuz B seçeneğine gittik. Öğrenci cevaplarına sözlü ya da sözsüz iletim verelim. Dönüt verelim. Dönüt verince öğrenci dönüt aldığında doğruluğu ve yanlışlığını konunun bildiğinin zihindekinin çözmüş bilmiş olacak diyelim. Ve geçelim bir sonraki soruya. Aşağıdakilerden hangisi etkili sınıf yönetimini sağlamak için temel alınması gereken ilkelerden biri değildir? O zaman olumsuz bir ifade arayacağız duruma göre. Öğrenciye değil, istenmeyen davranışa odaklanılmalı, kurallara uyan öğrencilere olumlu pekiştireç verilmelidir. Bu ifadede olumsuzluk sezebilirsiniz arkadaşlar. Öğrenciye odaklanma, istenmeyen davranışa odaklan. Bu yanlış bir şeymiş gibi hissettirebilir size. Değildir. Demeye çalıştığımız şey şu değil. Yani öğrenci istenmeyen bir davranış mı sergiledi? Orada öğrenciye odaklanmayacağız. Öğrencinin kişiliğine, karakterine, kendisi olmasına bir söz söylemeyeceğiz. İstenmeyen davranışa tavır alacağız. O istenmeyen davranışın ortadan kalkmasını sağlayacağız. Yani doğru bir ifade. Şunu kursaydık yanlış olacaktı. İstenmeyen davranışa değil, öğrenciye odaklan. Hayır.
Biz öğrencinin kişiliğiyle bir problemimiz yok. Ne yaptı öğrenci? Mesela derse geç mi geldi? Derse geç gelen öğrencimizin adı Ali mi? Ali'ye odaklanmayacağız. Derse geç gelme davranışına odaklanacağız. Onu düzeltmeye çalışacağız. Ve kurallara uyan öğrencilere olumlu pekiştireç verilmelidir. İyi de hocam demin de pekiştireç verelim dedik ama siz onu kabul etmediniz. Dikkat edersen burada sürekli diye yazmıyor. Sürekli pekiştireç başlangıçta verirsin belki ama ara ara pekiştireç sonrasında dönecek olduğumuz tarife olacak. B diyor ki yani A'da bir sıkıntı yok. Öğrencinin ilgi çekmeye yönelik küçük yanlışları göz ardı edilmeli. Öğrenciyi cezalandırmaktan, cezayla tehdit etmekten kaçınılmalıdır. Şimdi burada da göz ardı edilmeli cümlesi size olumsuz bir şeymiş gibi gelebilir. Hayır, olumsuz bir şey değil bu. Öğrencinin ilgi çekmeye yönelik küçük yanlışları var. Bunu gözden gel demek istiyoruz. Gözden gelmezsek ne olur? Öğrenci ilgi çekmiş olur. O zaman bu küçük yanlışlara devam ettirilir. Davranış pekiştiği için. Ne yapacağız? Ufak tefek dikkat çekmeye dönük olan olumsuzlukları görmezden geleceğiz ki o davranışlar sönsün, ortadan kalksın. Ve öğrenciyi cezayla tehdit etmeyeceğiz. Yavrum bak düşük not veririm, velini çağırırım, idareye gönderirim, tek ayak üstünde durdururum, teneffüse çıkarmam. Ceza tehdidi bastırmadır. Olumsuz davranışı ortadan kaldırmaz. Otorite ortamdayken sadece olumsuz davranışın sergilenmesine engel olabilir. Ama olumsuz davranışı ortadan kaldırmada etkisi minimumdur diyeceğiz. B de doğru bir ifade. A'ya artı koyduk, B'ye artı koyduk. C. Dönem başında yönetim ilkeleri oluşturulmalı. Sınıf kuralları belirlenirken öğrencilerin katılımı sağlanmalıdır. Önemli. Sınıf kurallarını belirlerken öğrenci katılımını sağlayacağız. Demokratik sınıf ortamının gereğidir bu. Eskiden geleneksel esasici sınıf ortamındaki esasiciyle hatırlamayanlar PG videolarını izlesinler. Oynatma akışına bakın. Orada program gelişme videolarında esasiciliği ayrıntılı anlattık. Hatta esasiciliği size sürekli soracağım dedim. Eğer ki önce program gelişme videolarını izlediyseniz soruyorum size. Alper Bey, şu kamerayı bana bağlayabilir misin? Önemli soru geliyor. Söyleyin bakalım. Esasicinin ilkeleri neydi? Unutmayın demiştim. Her yerde sorarım demiştim. Ne demiştim? Gece telefonunuz çalacak. Ben arayacağım size. Alo, uyudun mu? Esasicinin ilkeleri ne? Çabuk bana say demiştim. Baskı zorlama vardı. Disiplin sağlamak için. Öğretmen merkezliği vardı. Öğretmenin yönetiminde biz her şeyi yapacaktık. Artı öğrencileri çok dikkate almıyorduk. Direkt olarak konuların özümsenmesi esastı. Ve geleneksel yöntemleri kullanıyorduk, ezber eğitim. 2005 yılına kadar biz bunu uyguladık mı? Uyguladık. O zaman esasici bir öğretmen nasıl bir öğretmendir? Gücü elinde tutan, tek aktör, yasadan yönetmelikten gücünü alan, otorite, katı, sert mizaçlı öğretmen profili. Sakın bunu unutmayın çünkü esasicilik 2005'e kadar kullanmış olduğumuz, sizin pek görmediğiniz eğitim felsefesi akımıydı diyelim ve konumuza dönelim. Şimdi öğrencilerle birlikte belirleyeceğiz. 2005 tarihinden itibaren ilerlemeciliği kullanıyoruz. İlerlemecilikte demokratik bir eğitim ortamı var. Bunun gereği evet dönemin başında, bu da önemli. Dönem başında önce kurallarımızı belirleyeceğiz. Öğrenciyle birlikte. Evet arkadaşlar diyeceğiz. Nasıl belirleyeceğiz kuralları? Hani öğrenciyle birlikte şöyle mi belirliyoruz? Herkes iki tane kural yazsın yarın getirsin. Bu değil. Yöntem bu değil. Ne yapacağız? Farklı yöntemlerle. Mesela arkadaşlar ne yapalım? Örneğin derse zamanda gelme geç gelme konusunda ne yapalım? Fikriniz var mı? Öğretmeni ben söyleyebilir miyim? Söyle Ali. Bence derse geç gelenleri diz kapaklarından vuralım öğretmenim. Derse geç gelene bir yaptırımımız olsun ama sanki diz kapağından vurmak biraz ağır oldu. Olmasın mı? Öğretmenim ben söyleyeyim. Söyle Ayşe. Bence derse geç geleni bir daha sınıfa almayalım. Ama bir mazereti olabilir derse geç geldiği için. Başka bir şey yapmamız lazım. Ben söyleyeyim öğretmenim. Söyle Arzu. Bence derse geç kalan bunu birkaç defa yaparsa tüm sınıfa çay ısmarlasın. Olabilir falan filan gibi. Böyle sınıf kurallarını öğrenci katılımıyla birlikte oluşturacağız. Madde madde kalem kalem oluşturacağız ve öğrenciye duyuracağız. Bahsedeceğiz bundan yine. O zaman bu da doğru bir ifade. Geldik D'ye. Öğretim en az kesinti ve en az gecikme olacak şekilde düzenlenmeli. Kesintiye yol açacak olan uygulamalar değiştirilmelidir. Bu da doğru. Neden? Yoklamayı tek tek alıyorum. İsim okuyarak alıyorum. Ali burada mı? Buradayım öğretmenim. Ayşe geldin mi? Geldim öğretmenim. Arzu geldin mi? Geldim öğretmenim. Alper neredesin? Buradayım. Utkan burada. Yüksel burada.
Gerek yok. Yani bu kesinti. Ya da tartışma yöntemini kullanıyorum. Ama ne zaman tartışma yöntemini sınıfta kullansam 2 yaralı, 3 kayıp falan. Demek ki bu çok uygun bir yöntem değil dersin için gibi düşüneceksiniz. Kesintiye yol açan uygulamaları değiştireceğiz. Amacımız mümkün olduğu kadar konuların, derslerin akademik boyuta yoğunlaşması. Zamanı o akademik boyutta kullanmak. Kaldı E seçeneği. Hepsine bir artı attık. Bakın E'de ne var? Disiplin sorunu yaratan öğrencilere olumlu yaklaşım dahilinde yer alan davranışlar sunmaktan kaçınılmalıdır. Hayır. Niye hayır? A'yla çelişti. Ne dedik? Öğrenciye değil, istenmeyen davranışa odaklanalım, öğrenci odaklanmayalım. Disiplin sorunu yaratan öğrencilere olumlu yaklaşım sergileyelim. Davranışa tepki gösterelim. Tepkisiz kalmasın. Yani asla onlara olumlu yaklaşım dahilinde yer alan davranışlar sunmaktan kaçınalım. Hep olumsuz davranalım. Kinci mi olalım? Ne yapalım? Öğrenci bir olumsuz davranış sergiledi, disiplin problemi yarattı diye onu gözden mi çıkaralım? İnfaz mı edelim? Yani çok ağır oldu değil mi? Biz olumsuz davranışı düzeltmek için çaba göstereceğiz. Farklı yöntemler var. Akış içerisinde elbette ki konuşacağız. Ama kesinlikle ve kesinlikle öğrenciye olumlu tavrımız devam edecek. Bunu bozmayacağız. Hiçbir öğrenciyi kaybedemeyiz. Eğitimde kaybedilecek olan öğrenci yoktur diyeceğiz. Doğru cevabımız bu yüzden E seçeneği. Etkili sınıf yönetimi gerçekleştirmek isteyen bir öğretmenin aşağıdaki davranışlardan hangisini sergilemesi beklenmez? İstendik davranışlar konusunda öğrencilere model olma. Tabii ki beklenir. Biz mesela öğrencinin sigara içmesini istemiyorsak biz sigara içmeyeceğiz. Biz öğrencinin derse zamanla gelmesini istiyorsak biz zamanda geleceğiz. Biz öğrencilerin birbirlerine karşı hoşgörülü davranmasını istiyorsak biz hoşgörü göstereceğiz. Böylelikle öğrenciye model olacağız. İstenmeyen davranışları önlemek için kendi kurallarını uygulama. Demek ki soruyla çelişti mi? Kendi kuralları. Bu nerede? Buraya şunu demem gerekiyor. Esasici bir öğretmen ya da geleneksel bir öğretmen diye başlasa bu olur. Ama biz çağdaş eğitim olarak yorumlayacağız. Çağdaş eğitimde kuralları öğrencilerle birlikte belirliyoruz. Buna bir işaret koyduk. Davranışlarında ve sözlerinde tutarlı olmaya özen gösterme. Elbette ki tutarlılık her zaman doğru davranıştır. Öğrencilerin duygu ve düşüncelerine önem verme. Tabii ki öğrenci merkezli bir eğitim yaptığımıza göre, öğrenciyi merkeze aldığımıza göre bu da bizim için çok önemli. Öğrencilerin istemeden yaptıkları hataları görmezden gelme. İstemeden yapmışlar. Ne yapalım? Üzeri üzere mi gidelim? Bir kaza olacak. Bazen görmezden gelmeyi bileceğiz. Ama neyi, ne kadar, nasıl görmezden geleceğiz? Bu önemli. Ondan da bahsedeceğiz yine. Doğru cevabımız B seçeneği. Sınıf ortamında bazen olaylar arka arkaya gerçekleşebilir ve bundan dolayı öğretmenlerin düşünmek için yeterli zamanları bulunmaz. Bu durum öğretmenlerin sınıf ortamını terk etmemelerini ve anında tepki geliştirebilmelerini gerekli kılmaktadır. Öğretmen kendi yaşam alanını terk edemez. Öğrenciyi de sınıftan atamaz. Yani sınıfta kalacağız ama sorunlara anında müdahale etmemiz gerekiyor. Bu açıklama sınıfın aşağıdaki yapısal özelliklerinden hangisini vurgulamaktadır? Çok boyutluluk değil. Nedir çok boyutluluk? Çok boyutluluk farklı farklı sınıf ortamında öğrencilerin farklı davranışlar yapması ders içerisinde. Ben dersi anlatıyorum mesela. Ben anlatırken Arzu not alıyor. Ayşe dikkatle dinliyor, arkasına yaslanmış. Ali kitaptan takip ediyor. Öğrencilerin davranışı farklı farklıysa bu sınıfın çok boyutluluğuyla alakalı. Burada öğretmen var. Bu öğretmen. Bunlar öğrenciler. Ali, Ayşe, biraz çirkin oldu ama, Ahmet, bu ve bu öğrenciler farklı farklı davranışlar yapıyor olması sınıfın çok boyutluluğu. Eş zamanlıksa öğretmenin aynı anda bir sürü davranışı yapması. Ben şu an ne yapıyorum mesela? Size ders anlatırken bir yandan kameraya bakıyorum. Bir yandan tahtaya bakıyorum. Bir yandan slide doğru ilerliyor mu ona bakıyorum. Bir yandan adminimiz Alper Bey'in yönlendirmelerine dikkat ediyorum. Aynı anda bir sürü işi yapıyorum. Öğretmen de ders sınıf ortamında birden fazla iş aynı anda yapıyorsa bu eş zamanlılıktır. Ortak tarih, sınıfın ortak tarihi, sınıfın anısal belleği. Geçmişte yaşananlarla beraber öğrencilerin yani ilerleyen dönemlerde geçmişine baktıklarında biz şunları yaşamıştık dedikleri her şey olumlu veya olumsuz sınıfın ortak tarihini oluşturur. Yakınlık ya da anındalık.
Burası öğretmenin tepki geliştirebilmesi gerekli kılan yapısal özelliktir. Mesela o an bir durum yaşandı, bir olay yaşandı. Öğretmen anında o olaya tepki göstermek zorunda. İki öğrenci arasında tartışmaya başladı. Öğretmen hemen araya girdi ve öğrencileri susturdu. Nedenini anladı, hemen tedbirini aldı. Yakınlık anındalıktır bu. Açıklıksa sınıf ortamında her şeyin göz önünde yaşanması. Bir aile ortamı gibidir. Başarı da, başarısızlık da herkesin göz önünde yaşanır. Bir öğrenci öğretmenin sorduğu soruyu bilmediğinde de bunu herkes görür. Doğru cevapladığında da herkes görür. Herkes birbirini tanır sınıf içerisinde. Hiçbir şeyi kolayına saklayamazsınız. Her şey açıktır der. Bu yapısal özellik. Doğru cevabımız D seçeneği. Sınıf yönetimini sağlamanın en temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? En temel amaç aslında tepede hedeflerdir arkadaşlar. Dersin kazanımlarına ulaşmak. Sınıf yönetimi de bunun içindir, PG de bunun içindir, materyal tasarım da bunun içindir. Ama seçenekte bakalım başka ne var? Öğretmenin en az çabayla çok konu işlemesini sağlamak. Ekonomiklik olabilir. Ama temel amaç bu mu? Yok, bu ekonomiklik temel amaç değildir. Öğretilecek bilgi, olgu ve genellemeleri sistematize etmek. Evet, bu bir temel amaç mıdır? Hayır, değildir. Öğrencilerin istenmeyen davranışlarını önlemek. Bu bir disiplindir. Disiplinin temel amacıdır. Sınıf yönetiminin farklı farklı boyutları vardır. Biz sadece disiplini düşünürüz ama fiziksel boyut, materyal, zaman yönetimi, disiplin, dört sac ayağı vardır. Bu disiplini anlatıyor. Temel düşüncesi, temel amacı disiplin sağlamak değildir. Sınıfta verimli bir öğrenme ortamı ve atmosferi yaratmak. Evet, bu doğru. Bu olacak ki hedeflere ulaşalım. Eğer sınıfta verimli bir öğrenme ortamı oluşturursak, verimli bir atmosfer yaratırsak, öğrenciler derse katılım gösterirler. Kesinti minimuma iner. Herkes yaptığı işten keyif alır. Hepsi hedefe odaklanır. Ve zamanın büyük çoğunluğu akademik etkinliklerle geçirilir. Sınıf etkili yönetilmiş demektir. Bu uygun bir ifadedir. Bilginin aynen kabul edildiği bir süreç oluşturmak. Bu esasicilikte olabilir ama çağdaş eğitimde bilginin aynen kabul, sorgulama yok, eleştirme yok. O zaman doğru bir ifade değildir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Sınıf içi etkinlikleri planlarken öğrencilerinin bedensel ve duyusal özelliklerini dikkate alan Kemal öğretmen, birbirinin olumsuz etkileyebileceğini düşündüğü öğrencilerini sınıfın farklı yerlerine oturtmuştur. Ders süresince olumlu yönde gerçekleşen öğrenci davranışlarını ise ödüllendirmiştir. Şimdi burada Kemal öğretmenin temel aldığı sınıf yönetim modeli hangisidir diye soruyor. Önemli soru. Neden? Çünkü sınıf yönetiminin ilk sorusu ÖSYM'de her zaman bu konudur. Hiç değişmiyor. ÖSYM gelenekselleştirdi. Sınıf yönetiminden 4 soru mu gelecek? 4 sorunun birincisi sınıfın yani sınıf yönetiminin modelleridir. Ve çok enteresandır. 4 tane sınıf yönetim modeli vardır. 5 seçenek vardır. Nedir sınıf yönetim modelleri? Öğretmen merkezli modellerden, çağdaş modellerden gelişimsel, bütünsel. Çağdaş modellerden, geleneksel modellerden yani öğretmen merkezli modellerden önlemsel, tepkisel. Yanlış söylediysem bir daha tekrarlayayım. Öğrenci merkezli modellerden gelişimsel var, bütünsel var. Bunlar öğrenci merkezli, çağdaş. Öğretmen merkezli olanlar önlemsel, tepkisel. Davranışsal diye bir modelimiz yok. Bu dördünü verecek. Belki bütünsel demez, sistem der. Bu da aynı anlama gelir. Ama beşinci, emin olun ki seçeneği doldurmak için koyuluyordur. Ne yapıyor öğretmen? Sınıf içi etkinlikleri planlarken öğrencilerinin bedensel ve duyusal özelliklerini dikkate alıyor. Burada gelişimsel durum var. Doğru. Peki cevabımız gelişimsel mi? Soru burada bitmedi. Soru devam ediyor. Kemal öğretmen birbirini olumsuz etkileyebileceğini düşündüğü öğrencileri sınıfın farklı yerlerine oturtuyor. Amaç ne? Sorun yaşanmasını önlemek. Burada bir önleyicilik var mı? Var. Burada önlemsel model de var. Yani soru yanlış mı? Çift cevabım var. Devam edelim. Ders süresince olumlu yönde gerçekleşen öğrenci davranışları ise ödüllendirmiştir. Ödüllendirmek ne? Tepkisel bir anlayış. Ödüllendirmek. 3 tane cevabı oldu sorunun. İşte bu 3 tane cevabı teke düşürebiliyoruz. Böyle bir özelliği var bu konunun. Çünkü hem gelişimseli, hem önlemseli, hem tepkiseli bir arada kullandığımızda hem öğrenci merkezli hem öğretmen merkezli modelleri kullanmış oluyoruz. İşte bütünsel model bize bunu anlatıyor.
Bütünsel modelde yeri geldiğinde gelişimsel, yeri geldiğinde önlemsel, yeri geldiğinde tepkisel modelin birlikte kullanılması. Burada Kemal öğretmen tüm modelleri birlikte kullandığı için sistem modeli dediğimiz yaklaşımı kullanmış oluyor. Gelişimsel modelde öğrencinin gelişim özelliklerini dikkate alarak sınıfı yöneteceğiz. Yaş özelliklerini, şimdi burada bedensel ve duygusal özelliklerini diyor. İlkokuldaki yöntem, teknikler, kurallarla, ortaokuldaki yöntem, teknikler, kurallar farklı farklı olabilir. Lisede farklı olabilir. Ergenlik dönemindeki çocuğun özellikleriyle, ergenin özelliğiyle, çocukluk dönemindeki özellikler aynı olmayabilir. Burada gelişimsel model. Önlemsel model öğretmen merkezli. Öğretmenin önceden hazır kararlar almasını sağlar. Önceden planlama yapar. Önceden ne olumsuzluk yaşanabileceğini öğretmen öngörür. Ona göre tedbirleri önceden alır. Tepkisel model ise geleneksel öğretmen tiplemesidir. Olumlu davranışı pekiştirir, olumsuz davranışı anında tepki verir. Ki tepkisel modeli çok kullanan bir öğretmenin sınıf yönetim becerisi zayıftır. Çünkü diğer modellerden çok fazla faydalanamıyordur diyeceğiz. Dört modelimizin üçünün de harmanlanmış hali bütünsel model. En çağdaşı bu, kabul ederiz. Neden en çağdaşı bu? Çünkü tek başına gelişimsel model kullanamazsın. Yanına bir şeyle desteklemen lazım. Gelişimsel model kullandın ama öğrenciler olumsuz davranış sergileyip duruyorlar. Hiçbir tepki göstermeyeceksin. Bazen tepkisine başvuracaksın. Bazen öğretmen önceden hazır karar alacak. Her şeyi öğrenciyle birlikte yapamaz. Her şeyi öğrencinin gelişim özelliklerini uyduramaz. Bütünsel model bu yüzden diğerlerinden daha çağdaştır diyeceğiz. Daha etkilidir diyeceğiz. Çağdaş demeyelim, gelişimselle çağdaş. Yine benzer mantıkta bir soru. Necmettin öğretmen sınıfın istenmeyen davranışlara imkan vermeyen bir sosyal sisteme dönüştürülmesini öngörmekte ve kestirilebilir sorunların ortaya çıkmasını engelleyecek iyileştirmeler sağlamayı amaçlamaktadır. Buna göre Necmettin öğretmenin benimsediği sınıf yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada ne yapıyor? İstenmeyen davranışlara imkan vermiyor. Olumsuz davranış yaşanmadan önlüyor anlamını çıkarabilirsiniz buradan. Kestirilebilir sorunların ortaya çıkmasını engelliyor ki açık açık burada söylemiş zaten ve bu şekilde iyileştirmeler sağlıyor. O zaman ne yapıyor? Gelişimselden bahsetmemiş. Geçtik. Bunu da eledi. Bütünsel, yani bütünsel içinde gelişimsel de olacak. Tepkisel de yok burada. Gelişimselden bahsetmemiş. Tepkiselden söz etmiyor. Önlemsel, sistemsel, bütünselin bir başka ismi sistem yaklaşımı. Burada anlatılan sorun yaşanmadan önlemeye çalışmak, öğretmen merkezli bir anlayış, önlemsel model. Tuğçe öğretmen sınıfa kedi ve köpek mamalarıyla dolu küçük paketler getirip öğrencilerine dağıtır. Ardından onlara bugün sizlerle okulumuzun etrafında bulunan dostlarımızı besleyeceğiz der ve öğrencilerine unutamayacakları bir gün yaşatır. Tuğçe öğretmeni alkışlıyoruz arkadaşlar. Sokaktaki dostlarımıza besleyerek unutamayacakları bir gün yaşatıyor. Tuğçe öğretmeni bir kalp koyuyoruz burada. Niye? Çünkü sokak hayvanlarıyla hayvanlarını görmezden gelmiyor. Öğrencilere de bu bilinci kazandırıyor. Bu derste sosyal mesaj vardır arkadaşlar. Sosyal mesaj kısmındayız. Lütfen sokak hayvanlarına bir tat su koyun kapınıza. Artı marketlerde satılıyor. Yemek alın, kuru mama koyun. Onları yok kabul etmeyin. Çünkü onlar da bu dünyanın bir parçası. Yaşam alanlarını iyice daralttık. Hiç olmazsa sorumluluk hissedelim. Az demeyin, 3-5 ne yapabiliyorsanız bununla ilgili çalışan gönüllüler var. Onlara destek olmaya çalışın. İSEM sosyal mesaj da veriyor derslerinde. Vermiş olduk, döndük gene konuya. Tuğçe öğretmene kalbi koyduk. Bu durumun sınıfın aşağıdaki yapısal özelliklerinin hangisiyle en iyi açıklanır? Dostları besleyecekler, unutulmayacakları bir gün yaşatacağız. Ortak tarihimizi yerleştirdik. Sınıfın anısal belleğinde var. Her çocuk Tuğçe öğretmeni sayesinde kendisiyle gurur duyacak. Ben bugün bir sokak köpeği, sokak kedisi besledim diyecek. Var ol Tuğçe öğretmen diyoruz. Eş zamanlı hatırlıyorsunuz. Aynı anda öğretmenin birden fazla davranış yapması. Tuğçe öğretmen bir yandan öğrencilere kedi köpek mamalarını dağıtıyor. Bir yandan sınıftaki disiplin problemi yaşanıyor mu onu kontrol ediyor. Bir yandan sınıf defterine bakıyor. Nöbetçi öğrencinin getirdiği notu alıyor falan. Bu eş zamanlılık. Anındalık erteleyemezsiniz. Bazen anında tepki göstermek zorundasınız. Açıklık, her şey aleni sınıf ortamında göz önünde yaşanır. Çok boyutluluk sınıftaki öğrencilerin farklı farklı davranışlar yapmasıyla alakalıydı. Sınıfın çok boyutluluğuydu diyor ve geçiyoruz. Evet, sınıf yönetiminin ilk videosunun sorularını çözdük. Bu videoda aklımızda kim kalsın? Tuğçe öğretmen kalsın. Bir sonraki videoda sınıf yönetiminden devam edeceğiz. Orada da yeni yeni sorularımız olacak. Hadi bir soluklanalım. Ben de
şu suyumdan alayım, siz çayınızı, kahvenizi alırken az sonra geliyorum, bir yere ayrılmayın.